Merhaba arkadaşlar, yeni bir soru çözümüyle birlikteyiz. Soru çözümü 15 diyeceğiz ve popülasyon genetiğinden soru çözümümüze başlayacağız. Şimdi popülasyon genetiğinde biliyorsunuz bir önceki videoda bütün formülleri falan verdim. Şimdi o formülleri uygulamaya geçelim. Diyor ki 1000 kişilik, 1000 kişiden oluşan bir popülasyonda 490 kişi RH negatif kan grubundandır. RH pozitif alleli, RH negatif alleline baskınmış arkadaşlar. Şimdi bizim ilk önce burada bakın ABC şıklarında vermiş. RH negatif geninin frekansı nedir? Ben A şıkkını bulmak için ne yapacağım? İsterseniz şöyle küçülteyim biraz daha. Evet, uzaklaştırayım daha iyi. Şimdi bunu bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? 1000 kişide bakın. 1000 kişide 490 kişi buna sahipse 100 kişide kaç kişi sahiptir diyeceğiz ve oran orantı yapacağız. İsterseniz direkt 49 bölü 1000 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda bakın x eşittir ne çıkar? %49 çıkar değil mi? Sonuçta bunun yanında bir sıfır eksildiği için buradan da bir sıfır eksilecek ve %49 çıkacak. Şimdi biz buradan aslında neyi bulduk? Q kareyi bulmuş olduk arkadaşlar. Yani buradaki x'imiz bizim hani bizim ne vardı? P artı Q eşittir 1 vardı değil mi? Buradaki P RH pozitiflik, buradaki Q da arkadaşlar RH negatiflik geninden bahsediyoruz. Kalemin rengini değiştirelim. Çok parlıyor sanki. Şöyle rengi değiştirelim. Şimdi burada nasıl yapacağız? Şimdi Q kareyi bulmuş olduk ya. Q kare eşittir. Bakın karekök içerisine alacağız tabii sonra her tarafı. %49. Ben bu %49'u nasıl yazabilirim? 0,49 olarak yazabilir miyim? Sonuçta 49 bölü 100'dür. Arkadaşlar o da %49'a denk gelir zaten. 0,49 olarak yazdım. Her iki tarafında şöyle karekökünü alıyorum. Ne olur? Q eşittir. 0,49 neyin karesidir arkadaşlar? 7'nin. O zaman burada Q ne oldu? 0,7 oldu. Yani bizim RH negatif geninin frekansı 0,7'ymiş. Şimdi geliyorum B şıkkına. B şıkkında da diyor ki RH pozitif geninin frekansı nedir? Bizim formülümüz neydi? P artı Q eşittir 1. Eğer ben buradan P artı 0,7 dersem eşittir 1 dersem P'yi yani RH pozitifin frekansını bulurum. P eşittir 1 eksi 0,7'den P eşittir 0,3 olur arkadaşlar. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi geliyorum C'ye. C şıkkına. C şıkkında diyor ki homozigot RH pozitif kan gruplu bireylerin frekansı. Şimdi homozigot RH pozitif kan gruplu bireyler diyor. Bunu bulabilmem için P artı Q'nun şöyle karesini alıyorum. Eşittir 1'in karesi dedik. P kare artı 2PQ artı Q kare eşittir 1 dedik. Buradaki P nedir? Arkadaşlar buradaki P kare RH pozitifliktir. Yani büyük R büyük R. Daha sonra PQ büyük R küçük R. Q kare de arkadaşlar küçük R küçük R. Bizi ne soruyor? Homozigot RH pozitif yani büyük R büyük R'yi soruyor. Bunların frekansını soruyor. O zaman ben ne yaparım? P'yi bildiğim için iki tane P'yi yan yana yazacağım. Yani 0,3 çarpı 0,3 o da eşittir 0,09. Arkadaşlar RH pozitif olan homozigot RH pozitif kan gruplu bireylerin frekansı bu şekilde çıktı. C şıkkını yaptık. Gelelim D şıkkına. D şıkkında da diyor ki heterozigot RH pozitif kan gruplu bireylerin frekansı nedir? Heterozigotlar nedir? Şu 2PQ değil mi? 2PQ eşittir diyeceğim. 2 çarpı P'yi kaç bulmuştum? 0,3. Q'yu kaç bulmuştum? 0,7 bulmuştum. 7 kere 3 21. 2 ile çarpınca 42. 0,42 bulduk arkadaşlar. Heterozigot bireylerin frekansı da bu şekilde. Gelelim E şıkkına. E şıkkında diyor ki genotipinde RH pozitif kan geni taşıyan bireylerin frekansı. Yani genotipinde demek istiyor büyük R'yi taşıyanlar. Büyük R'yi taşıyanlar kimlerdir? Bakın homozigot ve heterozigot olanlar yani P kare artı 2PQ olanlar nedir? Genotipinde RH pozitifi taşıyanlardır. Biz bunların sonucunu zaten bulmuştuk. Direkt toplayalım. P kare neydi? 0,09.
2PQ neydi? 0,42. Topladığımız zaman 0,51 olur arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorumdur. Daha böyle hani basit yoldan anlatmaya çalışıyorum. Gelelim şimdi F şıkkına. F şıkkında diyor ki genotipinde Rh negatif kan geni taşıyan bireylerin frekansı nedir? Yani küçük R'yi taşıyanları soruyor bize. Küçük R nerede var? Bakın bir Q karede bir de 2PQ'da var. O zaman bizim formülümüz ne olacak? 2PQ artı Q kare olacak. 2PQ'yu zaten biliyor muyuz? Evet, 0,42. Q kare ne olacak arkadaşlar? Zaten burada Q kareyi bulmuştuk. Biz 0,49. 0,49 cevabımız ne olur? 0,91 olur. İşte cevabımız bu şekilde. Gelelim son olarak G şıkkına. G şıkkında da diyor ki homozigot bireylerin frekansı nedir? Homozigotlar hangileri? Büyük R, büyük R ve küçük R, küçük R. Yani P kare artı Q kareyi bizden istiyor. Hemen yazalım. 0,09 artı 0,49. Cevabımız ne olur? 0,58 olur arkadaşlar. Evet, böylece bu sorumuzu bitirmiş olduk. Burada hani kısa bir alıştırma gibi düşünelim. Şimdi geliyorum, hemen arka sayfayı çevireyim. Diğer sorularımıza. Şimdi genellikle bu tür sorular geliyor arkadaşlar. Diyor ki bir gölde yaşayan bir balık popülasyonunda gen frekansı 0,4 olan çekinik bir özellik 10 yıl sonra izlendiğinde popülasyondaki bireylerin 0 ya %49'unda görülmüştür. Buna göre ortamda homozigot baskın bireylerin yüzdesindeki değişme ne kadardır diye soruyor. Arkadaşlar bakın, bizim burada şuna bakmamız lazım. Homozigot bireyleri soruyor ya. Şimdi ben neyi biliyorum? Bakın çekinik özellikleri. Çekinik özelliği biliyorum. 0,4'müş. O zaman bizim burada Q'muz nedir? 0,4. Peki P ne olur? P artı Q eşittir birden. P 0,6 olur, değil mi? Bu başlangıç. 10 yıl sonra, bakın aradan 10 yıl geçiyor. 10 yıl sonra izlendiğinde popülasyondaki bireylerin %49'unda görülmüştür. Arkadaşlar gen frekansı değişmiş. Eğer gen frekansı değişiyorsa biz buna ne diyoruz? Ya dışarıdan müdahale vardır ya da işte mutasyonlar falan gerçekleşmiştir diyoruz. Bu durumda bakın Q kare neye çıkmış? 0,49'a çıkmış. Buradan Q ne olur? 0,7 mi olur? Bak 0,4'ten 0,7'ye çıkmış. Peki P ne olur arkadaşlar? P eşittir 0,3 olur. Bize neyi soruyor? Ortamda diyor homozigot baskın bireylerin yüzdesindeki değişme ne olur? Homozigot baskın bireyler, hemen P artı Q eşittir 1 diyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum. P kare artı 2PQ artı Q kare dedim, eşittir 1 dedim. Homozigot baskın birey hangisidir arkadaşlar? Budur, değil mi? Mesela AA diyelim. O zaman bunun yüzdesindeki değişmeyi istiyor bizden. Başlangıçta neydi? 0,6'ydı. Tabii bunun karesini alıyorum. Çünkü homozigot baskın birey dediği için direkt iki tane düşüneceğim. Karesini alacağım. Eksi dedim. İkincisinde kaça düştü? 0,3'e düştü. Bunu da karesini aldım. Cevabımız ne olur? Bakın 0,36 eksi 0,09. Arkadaşlar çıkardığımız zaman 0,27 kalır. Bu da nedir zaten? %27'dir. Yani cevabımız %27 olur. Evet, bu şekilde çözümümüzü yaptık. Gelelim üçüncü sorumuza. Diyor ki 3000 kişilik. Şimdi kalemler aynı olunca sanki renkler birbirine karışıyor gibi. Ben şöyle farklı bir siyahla yazayım, bakayım nasıl görünecek. 3000 kişilik bir sığır popülasyonunda 120 birey kızıl renklidir. Bu popülasyonda demir kırı bireylerin sayısı kaçtır? Kızıl birey beyaza eksik baskındır diyor. Yani arkadaşlar kızılla beyaz yan yana gelince ne oluşuyormuş? Demir kırı bireyler. O zaman heterozigot olanlar ne olacak? Demir kırı bireyler olacak. Yani şöyle, kızıla ben büyük A dersem, beyaza da küçük A diyeceğim. Bunları çaprazladığımız zaman, heterozigot olarak çaprazladığımızda ne olur? Büyük A, büyük A,
Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A. Büyük A, büyük A'lar kızıl olur ve büyük A, büyük A'ları ne diye gösteririz? P kare olarak. Büyük A, küçük A'lar heterozigotlardır arkadaşlar. Bunları da ne olacak? Demir kırı olacak. Bunları da nasıl göstereceğiz? 2PQ olarak göstereceğiz. Küçük A, küçük A'lar da beyaz olur. Beyazları da ne diye gösteriyoruz? Q kare olarak gösteriyoruz. Şimdi bize neyi soruyor? Demir kırı bireylerin sayısını. Şimdi bunu bulabilmem için ilk önce P'yi Q'yu bulmam lazım. Nasıl yapacağız arkadaşlar? P'yi Q'yu bulmak için bakın. 3000 kişide, şimdi 3000 kişide 120'si kızılsa, yani P'yi biz buradan buluyoruz, P kareyi. Yüzde kaçtır diyoruz ve İşlemimizi yapıyoruz. X eşittir 100 çarpı 120 bölü 3000. Bakın şuradaki sıfırlar birbirini götürür. 12 bölü 3'ten ne olur? Cevabımız 4 olur arkadaşlar. 4. Yani %4'müş. Peki %4'ü biz nasıl yazacağız? Bu %4. Burada bakın P kare eşittir. Pardon. Evet, kızıl renkli dediği için P kare eşittir 0,04'tür. Buradan P ne olur arkadaşlar? 0,2 olur. P'yi buldum. Peki Q ne olur? 1'den çıkardığımız zaman 0,8 olur. Q'yu da bulduk. Bize neyi soruyor? 2PQ'yu soruyor. O zaman 2 çarpı 0,8 çarpı 0,2, o da eşittir. 8 kere 2 16. 16 ile 2 çarpın 32. 0,32 olur arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Bireylerin sayısını soruyor. Bakın frekansını sormuyor. Frekansını bulduktan sonra toplam bireyle çarparsanız eğer direkt olarak sayıyı bulursunuz. Hemen ne yapıyorum? Bakın 32 bölü 100 olarak yazdım ya bunu. Çarpı kaç bireyimiz var bizim? 3000. 3000 birey. Bakın şu 2 sıfır bu 2 sıfırı götürdü. 30 çarpı 32, 3 kere 2 6, 3 kere 3 9, 960 kişi. Birey yani neymiş? Demir kırı bireymiş. Bu şekilde bazen frekans olarak sorabilir, bazen kişi olarak sorabilir. Siz zaten frekansı bulduktan sonra toplam bireyle çarpıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sonucu buluyoruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda diyor ki 2000 kişilik bir toplumda A geninin frekansı 0,3, B geninin frekansı ise 0,4'tür. Buna göre bu toplumda heterozigot B kan gruplu bireylerin sayısı kaçtır? Evet, geldik bakın 3 allelli olan sorumuza. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Biz bunu şöyle yapacağız. P artı Q artı R eşittir 1 diyeceğiz. Buradaki P A'yı, Q B'yi, R de 0'ı gösterir. Peki ben her iki tarafın karesini alırsam arkadaşlar sonucumuz nasıl çıkıyordu? P kare artı Q kare artı R kare, hatırlayın vermiştim bunu. Başlarına 2 yazıp teker teker çarpıyorsunuz. 2 çarpı PQ artı 2 çarpı QR artı 2 çarpı PR dedim. Eşittir 1 dedim. Hemen bunların altına ne olduklarını yazalım. Bakın P kare olanlar AA, Q kare olanlar BB, R kare olanlar 0 0. 2PQ olanlar bakın P neydi? AQ AB'ydi. O zaman AB olacak. QR ne olur? B0. PR ne olur arkadaşlar? Bu da A0 olur. Bize neyi soruyor? Heterozigot B kan gruplu bireylerin sayısını soruyor. Heterozigot B kan gruplu bireyler yani bize burada B0'ı soruyor. Şimdi 2 QR yapacağız. Ama bizim şu an elimizde ne var? Bakın. A neydi? P'ydi değil mi? P eşittir 0,3. Bunu biliyorum. B neydi? Q. Q eşittir 0,4. Bunu biliyorum. Şimdi neyi bulacağım? R'yi bulacağım. 0,4 ile 0,3'ü topladığımız zaman 0,7 olur. Peki Q buradan, pardon, Q'yu bulduk. R buradan ne olur arkadaşlar? 0,7'den, şey 1'den 0,7 çıkarınca cevabımız 0,3 olur. R'yi de bulduk. Bize şimdi ne soruyor? Bunun frekansını ilk önce bulalım. B0 için bakın 2QR. 2 çarpı Q ne? 0,4. R ne? 0,3. 4 kere 3 12. 2 ile çarpın 24. 0,24 olur. Bize bireylerin sayısını soruyor. Kaç bin kişiymiş? 2000 kişi. O zaman hemen çarpıyoruz. Bakın 2000 çarpı 24 bölü 100.
Sıfırlar birbirini götürdü. 20 ile 24'ü çarptığımız zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? 480 olur. İşte bu şekilde 3 allelli olan sorumuzu da çözmüş olduk. Gelelim bir sonraki sorumuza. Arkadaşlar bir sonraki soruda bakın okuyalım. Diyor ki 2000 kişilik dengeli bir popülasyonda renk körlüğü geninin frekansı 0,3'tür. Bize renk körlüğü o zaman X'e bağlı kalıtımla ilgili soru sormuş. Renk körü olan erkek ve dişi bireylerin sayısı kaçtır? Evet, şimdi nasıl yapacağız bunu? Arkadaşlar burada erkek ve dişi bireyler eğer ki devreye giriyorsa 2000 kişinin iki eşit parçaya bölüyorsunuz. Yani erkek birey sayısı 1000, dişi birey sayısı 1000 olacak. Geriye kalan işlemler hemen hemen aynı. Biz neyi buluyoruz? Biliyoruz. Bakın renk körlüğü frekansını biliyoruz. Yani x üzeri küçük r'yi biliyoruz. X üzeri küçük r neymiş? 0,3. Peki x üzeri küçük r neye eşittir arkadaşlar? Q değil midir bu? Q'dur değil mi? Q'yu ben biliyorsam Q eşittir 0,3 ise o zaman P ne olur? 0,7 olur. P'yi de bulduk. Şimdi burada bize neyi soruyor? Diyor ki renk körü olan erkek ve dişi bireylerin sayısı. Aslında P'yi bulmamıza gerek yokmuş ama en azından nasıl bulunduğunu gösterdik. Şimdi arkadaşlar renk körü olan erkekler. Bakın renk körü olan erkekler için. Ne olacak? Bakın Q kare. Erkekler için Q kare olacak arkadaşlar. Dişiler için Q kare olacak. Çünkü X üzeri küçük R, X üzeri küçük R yan yana gelecek. Q kare olacağı için hemen ben 0,3 çarpı 0,3 yapıyorum. Cevabım ne olur? 0,09. Peki bize kişi sayısını mı soruyor? Evet. Kaç tane erkek, kaç tane dişi vardı? Dişiler için yapıyoruz. 1000 tane. O zaman 1000 çarpı 0,09 veya 9/100 de diyebiliriz. Cevabımız ne olacak? 90 kişi dişilerde bakın. Dişilerde 90 kişi neymiş? Renk körüymüş. Şimdi geliyorum erkekler için. Arkadaşlar erkeklerde şöyle bir durum var. Bakın erkeklerin ne olur? X üzeri küçük r y olur. Peki benim buna Q kare yazmama gerek var mı? Yok değil mi? Çünkü bir tane Q var. O zaman ben Q eşittir diyeceğim. Q'ya göre yapacağım. O zaman 0,3'tür benim frekansım. Birey sayısını soruyor. 0,3 çarpı 1000 derim. 1000 tane erkek var çünkü. Cevabımız ne olur? Bir sıfır gider 300. 300 tane erkek birey de neymiş? Renk körüymüş. Bize ayrı ayrı soruyor arkadaşlar. Ama biz eğer ki toplamını sorarsa mesela derse ki 2000 kişilik popülasyonda işte bunu verdi. Dedi ki renk körü bireylerin sayısı kaçtır derse yine dişilerde ve erkeklerde ayrı ayrı bulup toplayacağız. Yani o zaman 390 derdik. Şuradan da dişi yazalım. Bu şekilde buluyoruz. Anlaşılmıştır inşallah. Evet, geçelim. 6. soru birazcık da böyle sözel sorular çözelim. Diyor ki akraba evlilikleri hangi hastalıklar için risk taşır? Y kromozomunda baskın, X kromozomunda çekinik, otozomal resesif, X kromozomunda dominant, otozomal dominant. Şimdi arkadaşlar dominantlarda ve baskın yani baskın dominant aynı şey zaten. Dominantlarda herhangi bir risk taşımaz. Yani zaten dominant olduğu için hani ortaya çıkma yüzdesi yüksektir. Ama resesif olan özelliklerin ortaya çıkma ihtimali artar. Bu yüzden de bizi en çok korkutan otozomal resesif olan hastalıkların artmasıdır. Cevabımız C şıkkı olur. Gelelim 7. soruya. Diyor ki Hardy-Weinberg prensibine göre bir popülasyonda dominant ve resesif genlerin frekansını etki edecek kuvvetler mevcut değilse her bir allelin veya genotipin nispi frekansı dölden döle sabit kalır. Böyle bir popülasyon dengede olan bir popülasyondur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonun denge halinin bozulmasına neden olmaz? Evet, şimdi dengenin bozulmaması için arkadaşlar bakın doğal seleksiyon olmayacak. Ondan sonra çiftleşmeler rastgele olacak. Göç olmayacak, izolasyon olmayacak, genetik sürüklenme olmayacak, gen akışı olmayacak. Yani dengede kalması için bunların hiçbirinin olmaması lazım. Diyor ki doğal seleksiyonun olması bu dengeyi bozar. Çiftleşmelerin rastgele olması bakın.
Biz Hardy Weinberg'in ilkelerini açıklamıştık, değil mi? Diyordu ki eğer çiftleşmeler rastgele olursa o zaman frekanslar bozulmaz diyordu. Hani frekansların değerleri sabit kalır diyordu. Bu cevabımız olur. Çünkü bozulmasına neden olmaz diyor bize. İç veya dış göçün olması bu gen kaybına veya gen kazancına yol açabilir. Coğrafik izolasyon yine aynı şekilde gen kaybına neden olur. Genetik sürüklenme bu da aynı şekilde arkadaşlar. Cevabımız ne olur? Bursa şıkkı olur. Gelelim 8. soruya. Diyor ki bir insan popülasyonunda mavi göz karakterine ait gen frekansı bilinirse. Şimdi mavi göz yani biz Q'yu biliyoruz. Mesela 0,3 olsun. T'yi bulabilir miyim? Bulurum, değil mi? 0,7. Diyor ki hangileri hesaplanamaz? Baskın genin frekansı. Buldum zaten. Bunu bulurum. Heterozigot baskın geni taşıyan bireylerin oranı. Bize tam bir birey vermiş mi? Birey sayısını vermemiş. O zaman bunu bulamam. Homozigot baskın geni taşıyan birey sayısı yine bize toplam birey sayısını vermediği için bulamam. Hangileri hesaplanamaz dediği için cevabımız 2 ve 3 olur. Geçelim 9. sorumuza. 9. soruda diyor ki 1000 kişilik bir popülasyonda 640 kişi RH negatif kan grubuna sahiptir. Buna göre heterozigot RH pozitif kan grubuna sahip bireylerin sayısı kaçtır? Bakın artık öğrendik. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Şimdi 1000 kişide bize bu arada RH negatifi verdiğine göre biz neyi bulacağız? Q kareyi bulacağız, değil mi? Çünkü birey sayısını eğer ki toplam birey sayısına bölerseniz oradan siz Q kareyi P kareyi bulursunuz, unutmayın. Yani yüzde olarak bulursunuz. O da 0,49'lu veya 64'lü. Genelde böyle tam kare olanları verir arkadaşlar, unutmayın. O zaman biz Q kareyi bulmuş oluyoruz. Yani 1000 kişide 640 kişi RH negatifse 100 kişide kaç kişi RH negatiftir? Buradan 100 çarpı 640 bölü 1000 cevabımız ne olur arkadaşlar? 64. Yani %64. Peki ben bu %64'ü nasıl yazarım? Q kare eşittir 0,64. Buradan Q'yu bulursak, her iki tarafın kare kökünü alırsak cevabımız 0,8 oldu. Yani Q'yu bulduk. Bize neyi soruyor? Heterozigot RH pozitif. O zaman benim P'yi de bulmam lazım. P buradan ne olur arkadaşlar? 0,2 olur. Bakın direkt uzun uzun yazmıyorum. Birden çıkardım. 1 eksi 0,8, 0,2 oldu. Heterozigot bireylerin genotipini nasıl buluyorduk? P kare artı 2PQ artı Q kare eşittir 1. Heterozigotlar hangisiydi? Bunlar. 2 çarpı 0,8 çarpı 0,2. 8 kere 2, 16. 16 ile 2'yi çarpın, 32. O zaman 0,32 frekansımız var. Bize neyi soruyor? Bireylerin sayısını. Ne yapıyorduk? 1000 çarpı kaç birey vermişse 0,32 yapıyorduk. Cevabımız 320 kişi oluyor arkadaşlar. Cevabımız 320. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki diğer soruda 2000 kişilik bir popülasyonda 320 kişi N kan grubu geni taşıyorsa MN kan gruplu bireylerin sayısı kaçtır? Şimdi burada da eş baskınlık durumu var. Yine heterozigotları alacağız aslında. Hemen yapıyorum. 2000 kişi de N'yi vermiş bize. N nedir arkadaşlar? Q. Yani biz Q kareyi bulmuş olacağız. 2000 kişi de 320 kişi N kan grupluysa yüzde kaçtır diyeceğiz. Yüzde kaçtır? 100 çarpı 320 bölü 2000 diyeceğiz. Sıfırlar birbirini götürür. Burada 16 kalır. Cevabımız %16 olur. Yani Q kare eşittir ne oldu? 0,16 oldu. Q ne olur arkadaşlar? 0,4 olur. Dediğim gibi size böyle mutlaka tam kare ifade vermek zorunda. Çünkü diğerleri böyle tam hani tam kare olmayanlar sonucu çok değiştirir. Mutlaka tam kare çıkması gerekiyor. Peki Q'yu bulduğumuza göre P buradan ne olur? 0,6 olur. Bize MN kan gruplu bireylerin sayısını vermiş. MN'ler heterozigot mu? Evet. O zaman ben artık yazmıyorum. Bakın 2PQ diyorum artık heterozigotlara. Çünkü bunu ezberledim artık. 2 çarpı P'miz kaç? 0,6. Q kaç? 0,4. Frekansımız ne olur? 6 kere 4, 24. 2 ile çarparız 48. 0,48 olur. Şimdi kaç tane bireyimiz var? Çünkü bize birey sayısını soruyor. 2000. 2000 çarpı 0,48. Şimdi 2 sıfır gitti zaten şu 48'i tam hale getirmek için.
48 ile 2 çarpınca 96, bir de yanına 0 gelir. 960 kişi olur arkadaşlar. Son iki tane sorumuz kaldı. Çözelim onları da. Diyor ki 1600 kişilik bir popülasyondaki bireylerin %91'inin baskın fenotip olan kıvırcık saç şekline sahip oldukları belirlenmiştir. Bak %91'i baskın fenotip olan kıvırcık saç. Yani bize burada hem homozigotları hem heterozigotları %91 olarak vermiş. Bu toplumda düz saç geni taşıyan bireylerin sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Az öncekinin tam tersini. Şimdi bakın 91 kişi eğer ki baskınsa yani kıvırcıksa 16 binde kaç kişi baskındır? Bunu bulacağım. Hemen x eşittir dedim. 16 bin çarpı 91 bölü 100. Buradan bakın bunlar birbirini götürür. Direkt 91 ile 160'ı çarparız. Birey sayısını buluruz. Birey sayısını bulduktan sonra toplam 16 bin kişiden o bulduğumuz birey sayısını çıkarır. İşte düz saç geni taşıyan birey sayısını da buluruz. Ama burada bakın çarpma işlemi falan uzun. Peki ben nasıl yapabilirim? Şimdi bunun %91'i başka yolla nasıl yapabiliriz? Baskınsa geriye kalan %9'u nedir? Çekinik değil midir? Çekinik. Yani Q kare eşittir 0,09 olmaz mı? Olur. Buradan Q ne olur? 0,3 olur mu? Evet. Peki bize ne diyor? Düz saç genini taşıyan bireylerin sayısı. Zaten ben 0,09'u bulduktan sonra direkt 16.000 ile çarparsam sonucunu bulurum. Hemen 0,09 çarpı 16.000. 2 0 gitti. 9 tam kaldı. Şimdi hemen çarpıyorum. 6 kere 9 54. Elde var 5. 9 kere 1 ve 9 5 de eldeydi. 14. 1440 kişi arkadaşlar neymiş? Düz saçlıymış. Direkt şuradan sonucu bulup 16.000'den çıkarsanız da aynı şeyi bulacaktık. Bu yoldan gidersek yine aynı şeyi bulduk. Ama bu yol biraz daha kısa oldu. Çünkü burada çok fazla toplama çıkarma var. Burada direkt 0,09'u buldum. Hop 16.000'le çarptım. Sonucu buldum arkadaşlar. Gelelim son sorumuz artık. Diyor ki 200 bin nüfuslu bir yerleşimde 18 bin birey 0 kan grupludur. Evet yine kan gruplarına geldik. O zaman PQR bulacağız. B kan grubu alel geninin frekansı 0,4. O zaman bize Q'yu vermiş bakın. P'yi bilmiyorum. Q'yu vermiş 0,4. R'yi de yani 0'ı da ben buradaki bireylerden bulurum. R'yi de bulalım isterseniz hemen. Bulalım. 200 bin kişi de 18 bin birey 0'sa yüzde kaçtır diyorum. Bakın ne yaptım? 100 çarpı 18 bin bölü 200 bin. Şöyle 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitti. 1, 2, 1, 2 gitti. 18 bölü 2'den 9 mu çıktı? Evet, %9. Yani R kare eşittir 0,09. Peki buradan her iki tarafın kare kökünü alırsam R ne olur? 0,3 olur. R'yi de bulduk. 0,3. P'yi bulur muyuz? Buluruz. Toplamı 1'e eşit değil mi? Evet. O zaman 0,3, 0,4 ne yapar? 0,7. 1'den çıkardığımız zaman 0,3 olur. O zaman P'nin de frekansı neymiş? 0,3'müş. Diyor ki bu yerleşimde 50 bin birey RH negatifse RH negatiflikte girdi duruma. O zaman ben şimdi bakın P'yi, Q'yu, R'yi buldum. Bu ne içindi? AB0 kan grubu içindi. Şöyle AB0 içinde arkadaşlar bu. Şimdi ben bir de RH için bulacağım. RH için ise pembeyle yapıyorum. Bakın. RH için bize neyi vermiş? Negatif bireylerin sayısını vermiş. O zaman ben Q kareyi bulacağım buradan. Negatif bireyler Q ile gösteriyoruz. Çekinik olduğu için. Hemen yazıyorum. 200 bin kişide 50 bin kişi RH negatifse yüzde kaçtır diyorum. Ve buradan Q kareyi buluyorum. X eşittir. 100 çarpı 50 bin bölü 200 bin. Arkadaşlar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 bir tane daha gitti. Bir tane daha gitti buradan. 10 bölü 2, 5. 5 kere 5, 25. O zaman cevabımız ne oldu? %25. Şimdi ben Q kare için ne yazacağım? 0,25 Q kare. Peki Q ne olur buradan? 0,5. Bakın RH sistemi için ben Q'yu buldum mu? Evet. Şimdi RH sistemi için diyorum.
RH sistemi için. Q neymiş? 0,5'miş. O zaman P ne olur? P de 0,5 olur. Bize neyi soruyor? A 0, büyük R küçük R'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar, ilk önce yukarıdan A 0'ı bulalım. A 0'ı bulmak için ben neyi alacağım? Bakın. A 0. A neydi? P. P'yi yazdım. 0 neydi? R. R'yi yazdım. Bir de başına ben bunların 2 yazıyordum, değil mi? Hani P artı Q artı R'nin karesini aldığım zaman bunu yazıyordum. Direkt hani uzun uzun formülü yazmayalım. 2 çarpı P arkadaşlar. P burada ne? 0,3. Çarpı dedim. R ne? 0,3. 3 kere 3 9, 9 kere 2 18, 0,18 oldu. Şimdi ben buradan 2TR'nin yani A0'ın frekansını buldum. Şimdi büyük R küçük R'nin frekansını bulacağım. Büyük R küçük R'nin frekansı nedir? O da 2PQ'dur, değil mi? 2 çarpı P'miz kaç burada? 0,5. Q kaç? 0,5. Çarparım ne olur? 5 kere 5 25. 2 ile çarparsınız 0,50 olur. Bunu da buldum. Şimdi 0,18 ve 0,50'yi arkadaşlar 200 bin ile çarpacağız. Hemen çarpalım. Bakın 0,18'i 18 bölü 100 yazdım. Çarpı dedim. 0,50'yi de 50 bölü 100 yazdım. Çarpı dedim. Bir de 200 binimiz var. Şimdi burada kaç sıfır var? 4. 4 sıfır. 1, 2, 3, 4 sıfır gitti. Şimdi arkadaşlar ne kaldı? 20 çarpı 50 çarpı 18 kaldı. Çarpalım. Sıfırlar bir dursun. 5 kere 2 10. 10 ile 18'i çarparsanız 180. 2 sıfır da burada vardı. 180'e 2 sıfır daha yazdım. 18 bin kişi neymiş arkadaşlar? Bu kan grubuna sahip oluyormuş. Birazcık uzun ama eğer ki böyle hani şeyine göre giderseniz kolaylıkla yapabileceğiniz bir soruydu. Evet arkadaşlar, böylece örnek soru çözümlerimiz bitti. Bundan sonraki videoda da çıkmış soruların çözümünü yapacağım. Hemen elinizdeki kitaplar, yani hani ben PDF'yi yayınladım ya, PDF'den çıkmış soruları bir çözmeye çalışın bakalım. Daha sonra cevaplarını bir sonraki videomda bulabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.